Merhaba arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Bugün Euro Truck Simulator 2'de Avrupa Türkiye haritasının ve 3-1 sürümünde ki gelecek olan Muğla Gökova yolunu şu anlık dağ yolunu bitirdim ve hemen de videosunu çekmek istedim ve sizlere gösteriyorum, göstereceğim daha doğrusu. İlk aşağı ineceğiz aynı yoldan, sonra tekrar geri geleceğiz ve videomuzun sonuna geleceğiz. Hemen gidelim. Arkadaşlar halen devam ediyorum ama daha bitti. Sonunda bitirdim. Bu arada herkesin Ramazan ayını mübarek geçmesini istiyorum, diliyorum. Şu anda saat 1:30. Büyük bir ihtimal siz bu videoyu izlediğiniz zaman Pazartesi günü olur. Büyük bir ihtimal öyle olur. Yani yarın olur. Şu anda zaten Pazartesi günü oldu ama evet arkadaşlar. Şöyle gösterelim ben. Görüyorsunuz değil mi? Daha yapılacak o alt taraflar yapılacak. Yani yol tamam. Yolun burları tamam. Dediğim şey alt görünüm yani en ilerisi deniz falan olacak. Yani biraz daha uğraş gerektiriyor arkadaşlar. Tamamlandıktan sonra da artık şehirlere geçeceğim. Şehirleri modelleyip ve 3-1 sürümünü sizlerle buluşturacağım. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar, şöyle park yerleri yaptım ben bu yola. Mesela girebiliyoruz içeri. Bu şekilde. Güzel oldu ya. Benim bile hoşuma gitti artık. Kendi yaptığım harita hoşuma gidiyor arkadaşlar yani. Hatta şöyle benzinciye görelim, biz benzin alalım. Bu Muğla Gökova yolunda böyle bir yer var. Aynı şekilde benzinci falan var. İsterseniz haritayı açıp bakabilirsiniz. Google Maps'ten. Şöyle aracımızı dolduralım hemen. Şöyle yapayım. Görüyorsunuz. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Daha bunlar başlangıç arkadaşlar. Bundan sonra neler gelecek ben bile tahmin edemiyorum. En çok uğraştığım yollardan bir tanesi oldu burası. Ve böyle de olmaya devam edecek. Biliyorsunuz hem YouTube hem de harita işi biraz zor. Ama her ikisini idare etmeye çalışıyorum. Yapacak bir şey yok çünkü. Sesim az gelebilir çünkü gece yarısıyız. Yani gelme, yavaş gel. Neyse ben kaçtım. Güzel oldu. Gece yarısı arkadaşlar yani. Şimdi bağıra bağıra da konuşmak olmaz. Duyduğunuz kadarıyla. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumları da belirtin bana. Eğer beğendiyseniz böyle yollara biraz daha ağırlık vereceğim. Bu yol gerçekte var arkadaşlar. Muğla Gökova yolu. Yani bakabilirsiniz nasıl olmuş. Gerçeğiyle karşılaştırın. Tabi birebir benzeyecek diye bir şey yok ama elimden geldiğince benzetmeye çalıştım. Ben hızlı hızlı gidiyorum. Siz harita çıktıktan sonra indirip kendiniz oynarsınız.
Yani bu yolda bu kadar hız yapılması anormallik bence. Yalnız çok güzel geldik aşağıya. Zaten hızlı gitmem sebebi biraz kısa tutayım videoyu diye. O şekilde. O yüzden yani. Çünkü yukarı çıkarken zorlanacağız biraz. Aşağıya 5 dakikada geldiysek yukarı 10 dakikada çıkıyoruz. Böyle bir olay. Bu arada haritayı 1.24.09 sürümünde yani beta sürecinde test ediyorum. Yani açıyor şu anlık açıyor haritayı. Bir sorun yok. İnşallah da hiç olmaz böyle gider. Çünkü yapması önceki videolarımda da bahsetmiştim. Çok yani zor demeyeceğim de uğraştırıyor, bayağı uğraştırıyor. Gözüm de kıpırdayıp duruyor ya. Gözlerim şey oldu. Rahatsızlaştı. Orta şeritten döndüm arkadaşlar ya. Görüyorsunuz değil mi olayı? Nasıl olmuş acaba arkadaşlar? Sizce? Yorumlarda belirtin bana. Bu videodan da sonra artık inceleme videosu gelmez. Yani şey haritanın inceleme videosu gelmez. Ancak çıkacak olduğundan bir hafta önce falan bir video gelir. O da atlamalı atlamalı gider zaten. Yani tanıtım videosu gelir. Evet arkadaşlar şuraya girelim. Bakın buraya da giriliyor. Şöyle. Normalde modeller falan olsaydı burada bu yolda hayvan figürleri satan adamlar var. O transiti koydum oraya. Yok yani figürler olmadığından figür koyamadım. Figür olsaydı daha güzel olacaktı. Şurasının aynısı var arkadaşlar haritada. Aynı şekilde iki şeyin ortasından geçiyoruz. Yani elinden geldiğince benzetmeye çalıştım. Arkadaşlar ufak tefek sorunlar olabilir sizde haritayı oynarken. Yani yapılamayan yerler var. Yani olmuyor. Oraları artık yani siz diğer güzelliklerine bakın. Oralara fazla takılmayın. Bilgilendirme yapın arkadaşlar. Bilgilendirme yaparsanız daha kolay belki çözümünü bulurum. Çünkü ben de her tarafı kontrol edemiyorum yani. Ediyorum ama gözden kaçan şeyler olabiliyor. Ben de şöyle bir şeylik var arkadaşlar. Yani bir yerde boşluk falan gördüğüm zaman böyle orayı bırakayım da dursun gibi bir şey yok. İlla orayı kapatmak istiyorum yani. Dış sanal şeyi görmesinler millet, oyuncular diye. Yani zevki tadı kaçıyor diye. Yani her tarafı kapatmak istiyorum. O yüzden biraz da o yüzden yavaş geliyor zaten harita. O yüzden yavaş çıkarıyorum. Yoksa ne ki ya? 2 haftalık işi var. Evet arkadaşlar, şimdi yukarı çıkacağız. Yukarıda da videomuzu bitireceğiz. Artık sonuna geldik.
Gerçekten çok güzel arkadaşlar ya. Sırf ben bu yolda boyuna giderim. Otobüsçülük yaparım ben burada ya. Aynen, bir otobüs moduyla da burayı deneyeyim ben ya. Gerçekten olur. Evet. Fethiye ile Muğla'yı ekledikten sonra Fethiye Muğla arası ben bir otobüsçülük yapayım buradan. Bakalım nasıl olurmuş. Evet. Bir de girelim. Benim fotoğraf çektiğim yer. Vurdu bana. Sorun yok. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna gelelim. Hatta ben şöyle bir de dışarıdan göstereyim size. Yani şey olmayan yerler var ama yapacak bir şey yok. Onu da göstereyim. Evet arkadaşlar, bir de şu şekilde bakalım. Havadan görüntü. Evet. Görüyorsunuz burası bu şekilde. Bu şekilde buradan dönüyoruz ve geri geliyoruz. Evet arkadaşlar. Nasıl olmuş yorumlarda belirtin bana. Ben de ona göre değerlendirme yapayım. Hatta şöyle bir foto da alayım ben. Kapak fotosu yaparım videonun. Evet, şöyle bir de kapak fotosu alayım. Güzel. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.